Bana yapamazsın demediler. Yapma dediler. Ben zaten bölüm mühendisliği erkek işidir. Kadın inşaat mühendisi olmaz. O kadar erkeğin arasında ne yapacaksın? Mühendislik bence kadın çok iyi yapabileceği bir meslek. Çünkü her kadının içinde bir inatçılık vardır. Her kadının içinde bir merak vardır. 1994 yılında Trabzon'da doğdum. 6 kardeşiz. Dedemin böyle eski bir evi vardı. Normal tuğladan yapılmış değil. Ben o malzemeyi elimle böyle eşelerdim. Yani merak ederdim çünkü bizim evin malzemesiyle benzemezdi. 1993 yılında Manisa'da doğdum. Bir ablam var. İlkokul hayatım ve lise hayatım Manisa'da geçti. Evde bir şey bozulsun illa bir elimi atardım yani. Bu nasıl olacak acaba, bir deneyeyim, ucundan da ben gireyim. Mühendislik çok bize örnek gösterilen bir meslek değildi. Bana mühendislik yaz, yok ya hani erkek işi. Onların isteği değil benim isteğim ön plandaydı. Ben yapacağımı biliyordum. İnşaat mühendisliği istedim. Tek tercihle Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tercih ettim ve yerleştim. Pamuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. Aslında kendim için öğrendiğim bilgileri okulda da uygulayınca mühendislik fakültesi birincisi oldum. Sadece dedim ki ben iyi bir mühendis olacağım. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama ben inşaat mühendisliği için yaratılmıştım. Yani bundan daha farklı bir meslek yapamazdım herhalde. Benim hayatımda böyle birkaç dönüm noktası var. İlk dönüm noktam mühendislik seçmem ve endüstri mühendisliğini kazanmam. İkinci dönüm noktam bu Türkiye'nin mühendis kızlarıyla tanışmam. Çünkü bu proje benim çok ufkumu açtı. Türkiye'nin mühendis kızları iş bulma sürecimde de bana destek oldu. Şu an Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde çalışıyorum. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinde üretim ve tedarik planlama departmanında çalışmaya başladım. 2,5 yıldır çalışmamı sürdürüyorum. Bir sürü erkek arasında çalışıyorum ama onlar da biliyor ki o işi ben gerçekten iyi yapıyorum. Kadınlar da bu meslekte çok başarılı olabilirler. Aslında insanda her zaman daha fazlası vardır. Yeter ki kendinin farkında olsun. Önyargılar nedeniyle yapmak istediklerini yapamayan birçok kızları, çocukları, kadınlar var. Önyargılarını bir kenara bırakıp hayallerin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum.